Öncelikle hepiniz videoya hoş geldiniz sevgili dostlar. Yepyeni bir Black Desert Mobile videosuyla karşınızdayım. Umarım keyifler yerindedir. Videoya geçmeden önce kesinlikle kanala abone değilseniz abone olarak ve video hoşunuza giderse faydalı bulursanız videoya da bir like atarsanız çok makbule geçer. Destekleriniz bizler için çok önemli. Sorularınız varsa da lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Bugünkü videonun konusu haftalık Elite Silver. Nasıl kasarsınız? Ondan bahsedeceğiz. Gerekli materyaller, gereksinimler, onlardan bahsedeceğim. Nereye gireceğiz, ne yapacağız? Bu haftalık 50 TL Silver muhabbetini nasıl kasacağız? Sizlere göstereceğim arkadaşlar tek tek. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Silver ve bu görmüş olduğunuz Black Pearl oyun içerisinde bulunan en önemli ticaret eşyalarından birileridir arkadaşlar. O yüzden Silver gerçekten önemli ve bu 50 TL muhabbetini sizlerle paylaşmak istedim. Kesinlikle işinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken bu sağ üstte tıkladığımızda arkadaşlar gereksinim gerekiyor. Log kısmına girdiğimizde biraz altlara gireceğiz zaten. Burada log kısmına tıklamanız yeterli olacaktır. Burada ana görevlerde nerelerdesiniz onu görebilirsiniz. En alt kısımda South Valencia benim %100 zaten. South Valencia'da bize bir boss gereksinimi vermiş. O boss'u kesmemiz gerekiyor. Bu Chapter 1'de South Valencia bölgesinde Chapter 1'e girdikten sonra zaten aşağılara doğru geldikten sonra o boss'u da göreceğiz. Buralarda çeşitli görevler var. Bu işareti görürseniz bu kill görevi oluyor arkadaşlar. Crescent Sounal kesmenizi istiyor örneğin. Burada da Crescent Sounal kesmenizi istiyor yine. Sürekli yaratık kesmenizi isteyecek. Arada da sağa sola hangarya işler gönderecek. Burada aşağıda kırmızı gördüğünüz Crescent Gatekeeper boss'unu kesmemiz gerekiyor. Kesmiş olmamız ya da kesmemiz gerekiyor. Aynı şey. Bunu kestikten sonra yeni bir şeye adım atacaksınız. Burada Expedition kısmında en sağda bulunan Pirate Island, Korsan Adası arkadaşlar. Buraya girerek Madman John'u keseceğiz. Çılgın Deli John. Bunu kestikten sonra kendisinden bir sürü eşyalar, materyaller elde edeceğiz ve bunlarla da kendimizi, CP'mizi geliştireceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi Required Materials kısmında bilet gereksinimi var. Bu bilet nedir abi? Bu bileti ne yapacağız, nereden bulacağız diye soranlar için de hemen bahsedelim. Bende zaten 10 tane var görüyorsunuz. Cursed Pirate Island Pass. Değişik isimli İngilizce bir şey. Sigaramı içeyim hemen. Şimdi bu dalgayı nereden bulacağız arkadaşlar? Ondan bahsedelim öncelikle. Tasks kısmında weekly task yani haftalık görevler kısmında bunu elde edebiliyoruz. 5 adet ve 5'er adet olmak üzere toplamda 2 görevle toplamda yine 10 adet giriş veriyor. Bir tanesi Hadum'da şu an görmüş olduğunuz 50K yaratık kesmenizi istiyor. Zaten Hadum'da sürekli farmda olduğumuz için bu görev bizler için gayet kolay. Hadum'da bir yerde Sleep Mod'da veya Black Spirit Mod'da bir iki güne zaten 50K yaratık bir günde bile tamamlanıyor. O yüzden gerçekten kolay. Bunu yaptıktan sonra 5 adet kağıdınız şimdiden hayırlı olsun. Diğer bir görev ise 1 saatlik su kullanın diyor. Bu suyu da arkadaşlar çölde kullanacağız. Yani çölde sağda solda gezerken, temple ararken, çölde farm yaparken zaten su kullanılıyor biliyorsunuz. Benim 24 dakika olmuş 60 dakika üzerinden. Bunu da harcadıktan sonra çölde 1 saatinizi de harcadıktan sonra 5 adet kağıdı da buradan alacaksınız. Daha sonra totalde 10 kağıda 10 girişe sahip olacaksınız arkadaşlar. Go dediğinizde de zaten bizi çöle yönlendiriyor çöl görevi olduğu için. Daha sonra Expedition kısmından Pirate Island'a hemen girelim isterseniz. Benim multiplier'ım 7 olduğu için tek girişte 7 kere tamamlamış olacak. Ben buradaki yaratıkları da görün diye buraları kesmeyeceğim ama videoyu hızlandıracağım. Şimdiden iyi seyirler. Videonun sonucunda bittikten sonra 10 girişi bitirdikten sonra tekrardan sizlerle olacağız dostlarım.
Yeniden sizlerleyiz sevgili arkadaşlar. Umarım müzikten ve atmosferden keyif almışsınızdır. Sizleri eğlendirmeye çalışıyorum video sıkıcı olmasın diye. Dilerseniz neler almışız bir bakalım. Şöyle altta 50K Tear of the Goddess isimli itemi aldık. Bunu Sylvia statüsüne, yani Sylvia heykelimize, kampımıza inşa ettiğimiz heykele yediriyoruz arkadaşlar. Bayağı materyal yiyor zaten bu kendisi. Ve level'a adıkça bize CP veriyor. Gördüğünüz gibi 10 atak, 10 defans. Totalde 20 CP elde ettik. Diğer bir materyal olan Pirate's Golden Telescope isimli bu eşyadan elde ettik. 10 girişten 2000 tane elde ettik ve tanesi 25 M silver yapıyor. Şu anda tek yapmamız gereken şey potçuya ya da NPC'ye gidip bunu satmak arkadaşlar. Burada maksimumu seçtiğimizde görmüş olduğunuz gibi 50 T'yi hacılamış bulunuyoruz ve zengin olduk. Gerçekten zengin olduk. Haftalık bu şekilde bu miktarda bir parayı kasabilirsiniz. Dediğim gibi gereksinimlere dikkat edin. Umarım keyifli bir video olmuştur. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Discord sunucumuza da açıklamalar kısmından gelebilirsiniz tabii ki de. Neden olmasın? Şimdiden hepinize iyi seyirler, iyi günler.